Merhabalar arkadaşlar. LGS prova denememizin ikinci denemesinde İngilizce soru çözümleriyle tekrar birlikteyiz. Haydi başlayalım. İlk sorumuzda, birinci sorumuzda yine bir davet kartı sorusu görüyoruz. Her zaman olduğu gibi önce yönergeye bakalım. According to the invitation above, which of the following is not correct? Not diyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Zaten yine büyük harfle yazılmış görmemiz için. Davet kartına göre hangisi doğru değildir? Hemen bakalım. You must bring your pajamas. Pijamalarınızı getirmelisiniz. Hemen davet kartımı tarıyorum. If you want to have fun, join our slumber party diye başlamış. Eğer eğlenmek istiyorsanız bizim pijama partimize katılın. We will have a great time together. Birlikte harika vakit geçireceğiz. There will be some food and beverages too. Yiyecek ve içecek de olacak diye ekstra bilgi vermiş. Ek bilgilerimiz place yani yer, date tarih, PC özel not az sonra bakalım, time ise saat. PC de özel notumuzda ise don't forget your pajamas diyor. Pijamalarınızı getirmeyi unutmayın. If you want to attend party, text us until August 2nd. Eğer partimize katılmak istiyorsanız bize Ağustos 2'ye kadar mesaj atın, text us demiş ve gerekli numarayı vermiş. Şimdi bakalım tekrar inceleyelim. You must bring your pajamas. Bu doğru mu? Don't forget your pajamas dediği için bu doğru bir cümle. There will be no drinks and food. Hiç yiyecek ve içecek olmayacak. Fakat az önce okuduğumuzda there will be some food and beverages too. Yiyecek ve içecek de olacak demişti. Dolayısıyla bu benim yanlış şıkkım. Şöyle bir diğerlerine yine de göz atmam açısından. Deadline for joining the party is August 2nd. Ağustos 2 parti katılımının deadline'ıdır diyor. Yani son tarihi. Gerçekten de notumuza baktığımızda eğer katılmak istiyorsanız Ağustos 2'ye kadar bize bilgi verin demişti. Bu da doğru bir bilgi. Son olarak if you join the party, you have to inform in advance. In advance ne demekti? Önceden. Eğer partiye katılacaksanız bize önceden bilgi vermelisiniz diyor. Bunda yine özel notta yer aldığı için benim doğru olmayan cümlem B şıkkında gizli. Evet, birinci sorumuz bu şekilde. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz 8. üniteye ait chores yani gündelik işlerle alakalı bir soru karşımızda. Bir to-do list görüyorum yani yapılacaklar listesi. Amanda's to-do list. Amanda'nın yapılacaklar listesi. Bakın Amanda neler yapıyormuş? Iron the clothes. Neydi? Kıyafetleri ütülemek. Do the laundry. Çamaşır işleri yapmak. Yani çamaşır atabilirsiniz makineye. Makineden çamaşırları çıkarabilirsiniz. Bunun genel adı do the laundry. Take out the garbage, çöpü dışarı çıkarmak. Empty the dishwasher ise bulaşık makinesini boşaltmak. Bakalım Amanda'nın bu yapılacaklar listesinde yer alanlara göre sorumuz bizden ne istiyor? According to the list above, which of the following picture shows one of Amanda's responsibilities? Burada anahtar kelimem responsibilities. Yani yukarıdakilere göre hangisi Amanda'nın sorumluluklarından biridir. Sorumluluk kelimesi bu ünitede önemli. Responsibility. Ayrıca be in charge of da kullanılabilir arkadaşlar. Bu konuda da dikkat edelim. Be in charge of da yine ile görevli olmak, ile sorumlu olmak şeklinde kullanılıyor 8. ünitede. Buna bakarsam çok basit bir soru aslında bu. C şıkkında do the laundry şıkkını görürüm. Diğerleri ise vacuum the floor, clean the windows ve washing the dishes olduğu için bunları to-do list'te göremedim. Dolayısıyla benim doğru şıkkım C. Bu sorumuz da bu şekilde. Gelelim üçüncü soruya. Evet. Üçüncü sorumuz internet ünitemizle alakalı bir soru. The internet habits of boys and girls. Bir tablo görüyorum. Kızların ve erkeklerin internet alışkanlıkları, internet davranışları diyebiliriz buna. Yukarıdaki bilgimde bana diyor ki researchers ask some boys and girls for what purposes they use the internet. Araştırmacılar bazı erkeklere ve kızlara hangi amaçlarla interneti kullandıklarını sordular. Here are the results. İşte sonuçlar demiş. Evet, sonuçları incelemeden önce yönergeme gidiyorum. Sonuçları ona göre arayacağım. Yönergeme göre arayacağım.
According to the graphic above, yukarıdaki grafiğime göre, which of the following is not correct? Hangisi doğru değil demiş. O zaman cümle cümle giderek grafiğimden teyit almam gerekiyor. Boys like playing online games the most. Arkadaşlar grafik sorularında bunlar çok kullanılır. The most yani en çok. Erkekler oyun oynamayı en çok seviyorlar diyor. Erkeklerin rengi mavi olduğu için grafiğimde play online games. Doğru. Girls use the internet more than boys. More than boys diyerek erkekler kızları karşılaştırdı. Kızlar interneti erkeklerden daha fazla kullanır dedi. Bakalım kızların internet kullanımları daha az olarak görülüyor. Diğerine baktığımızda the number of boys and girls is the same for searching information. The same for anlamı arkadaşlar benzer demek. Yani erkekler ve kızların searching information bilgi arayışındaki sayısı aynı. Bakalım search for information aynı gördüğünüz gibi. Bu cümlemde de hiçbir sıkıntı yok. Girls watch movies and videos more than boys. Kızlar erkeklerden daha fazla yine more than kullanmış comparative yapı. Erkeklerden daha fazla film izlerler, video izlerler demiş. Bakıyorum girls watch movies bölümünde gerçekten pembe grafikte erkeklerden daha fazla yaptığını gözlemliyorum. O zaman tümüne baktığımda hangisi doğru değil dersem girls use the internet more than boys. Erkeklerden daha fazla kullanıyor şıkkı benim yanlış cümleme ait. Daha doğrusu doğru şık oluyor. Gelelim diğer sorumuza. Evet, dördüncü sorumuzda turizm ünitemizle alakalı bir soru. Hatay şehrinden bahsedilmiş. Hatay şehriyle ilgili bu küçük metni okumadan önce ben yine yönergemi okuyorum. Her zaman size bu şekilde tüyo veriyorum biliyorsunuz. Çünkü yönergeyi okursam bu uzun metinde neye odaklanmam gerektiğini de bilerek gitmiş olurum. In this paragraph, there is no information. No information yani hiç bilgi yok demek istiyor. Bu paragrafta hangi maddeyle alakalı hiç bilgi yok? Şimdi metnime bakabilirim. Hatay is a magnificent city in the south of Turkey. Evet, burada bir location vardı arkadaşlar, bakın. In the south of Turkey. Hatay, Türkiye'nin güneyinde harika bir şehirdir. Location verdi. Küçük notumu aldım. Testte de böyle yapalım. It's a remarkable city with its fantastic nature, amazing historic sites and delicious local food. Şimdi Hatay'la ilgili bilgi veriyor. Fantastik doğası, harika tarihi alanları ve lezzetli yerel yiyecekleriyle çok dikkat çekici bir şehirdir dedi. Hatay has a very rich cuisine. Hatay'ın harika bir mutfak kültürü vardır. Özellikle de oruk and künefe diyor. Evet, mutfak kültürüyle ilgili de bilgi verdi bana. You can go there in every season. Her mevsimde ziyaret edebilirsiniz. But summers may be too hot and dry. Ama yazları belki çok sıcak veya kurak olabilir. There are some concerts, festivals and activities to have fun in Hatay. Şimdi bakın etkinliklere geçti. Diyor ki bazı konserler, festivaller ve aktiviteler var Hatay'da eğlenebileceğiniz. Bu hangi kategoriye giriyor? Konser, aktivite, festival. Tabii ki recreational activities. Recreational activities'e giriyor. Bu konuyla da ilgili bilgimi almış oldum. Devamında if you visit Hatay, eğer Hatay'ı ziyaret ederseniz you should definitely see St. Simon Monastery, Beşikli Cave, Titus Rock Tunnel and Kaharon. Şimdi de gördüğünüz gibi isimlerden anlarsınız. Özel isim bunlar çünkü büyük harflerde yazılmış. Gezilip görülecek yerleri söylüyor. Gezilip görülecek yerler ne olarak hangi kategoriye geliyordu kelime açısından? Tourist attractions. Bu şekilde notumu aldığımda zaten kendisi çıktı değil mi arkadaşlar? Location, recreational activities ve tourist attractions'dan bahsettiği için no information yani hiç bilgi yer almayan şıkkım transportation. Transportation ulaşım demek arkadaşlar. Burada ulaşım bilgisi yok. Evet, beşinci sorumuz bir diyalog sorusu. Bir telefon görüşmesi yer alıyor beşinci sorumuzda. Read the dialogue and answer the question. Diyaloğu okuyarak soruyu cevaplayın demiş. Bir yönergeme tekrar göz atayım.
Which of the following does not complete the dialogue? Hangisi tamamlamaz? Bu tarz sorularda da arkadaşlar boşlukları doldurarak gidersem yine doğru cevap kendiliğinden çıkacaktır. Evet, şimdi diyaloğuma göz atıyorum. Call center ve Sandy. Evet, bir çağrı merkeziyle Sandy'nin telefon görüşmesine tanık olacağım. Moonlight Airlines, how can I help you? Call center açıyor telefonu ve Moonlight Hava Yolları, nasıl yardımcı olabilirim? Sandy'nin cevabı ise, hi, I want to book a flight from London to Istanbul on 6th October. Evet, 6 Ekim'de Londra'dan İstanbul'a bir uçuş, bir bilet rezerve etmek istiyorum, almak istiyorum diyor. Sure, single or return? Evet, bunlar da yine ünitemizde geçen önemli kelimeler. Tek, single or return, gidiş mi sadece, gidiş dönüş mü diye soruyor. Single'ı biliyorsunuz tek yönlü bilet türü. Return ise gidiş dönüş bilet türümüz. Sandy'nin cevabı single please. We have two flights at 11 a.m. and 2 p.m. Saat 11'de sabah bakın. Ve öğleden sonra 2'de iki uçuşumuz var dedikten sonra bir soru var. Cevaba odaklanayım hemen. I guess I will buy the flight at 11 a.m. Sanırım 11'deki uçuşu alacağım dediğine göre burada bir alternatif sunulmuş ona. Yani which one do you prefer cümlesi buraya çok güzel yerleşebiliyor. Evet, devamında tercihini söyledi. Call center all right, pekala diyerek kabul etti. Sonra tekrar bir bilgi isteyecek. Cevap Sandy Fowler ismi cevabı. Dolayısıyla can I have your name please? Lütfen isminizi alabilir miyim? D şıkkımdaki cümlemi de buraya yerleştirdim. Okay, can I take your phone number please? Telefon numaranızı alabilir miyim lütfen diyor, bilgi veriyor. Call center'ın sonra bir sorun yaşadığını görüyorum. Sorry, it's a bad line. Bunu hangi durumlarda söylüyorduk arkadaşlar? Hat kötü diyor. Demek ki sesi alamadı. Ve Sandy devamında telefon numarasını tekrar söylediği için burada bir tekrar rica etti muhtemelen. Hemen şıklara bakalım. Can you say that again please? Lütfen tekrar söyler misiniz diye soruyor. Dolayısıyla thanks for the information. Bilgi için teşekkür ederim. Your flight is reserved. Uçuşunuz rezerve edildi. Have a nice flight. İyi uçuşlar diyerek call center bitiriyor. Dolayısıyla yine doğru şıkkım kendiliğinden çıkmış oldu. C, D ve B şıklarını kullandım. Fakat could you hold on the line please? Hatta bekler misiniz lütfen cümlesi hiç kullanılmadı. Dolayısıyla benim kullanılmayan, doldurmayan, boşluğu doldurmayan cümlem A şıkkında yer alıyor. Evet, 6. sorudayız arkadaşlar. 6. soruda yönergeme bakıyorum. Who enjoys Fred's song? Fred'in şarkısından kim hoşlanıyor, kim hoşlanmış diye soruyor. O zaman fikir belirtiyor muhtemelen bu soruda kişiler. Hemen bakalım sorumuza. Fred'in şöyle bir cümlesi var. Hey friends, I need your help. Please tell me your opinion about my new song after listening it. Merhaba arkadaşlar, yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen şarkımı dinledikten sonra bana fikirlerinizi söyleyin diyor. Evet, kişiler şarkıları dinledikten sonra şu şekilde görüş bildiriyorlar. Jimmy, I think it's awesome diyor. Awesome, harika demekti hatırlarsınız. Olumlu bir yargı değil mi? I think it's awesome, harika diyerek beğendiğini belirtiyor. Olumlu bir yargı, notumu aldım. Lucas ise, I'm crazy about music, but I didn't like it. But gördüğümde hep dikkat edecektim değil mi? Çünkü olumlu ve olumsuz yargıyı bağlıyor gördüğünüz gibi. Burada olumsuz bir durum var. Müziğe bayılırım ama bunu sevmedim diyor. Yani sevmemiş. James'in fikrine geldiğimizde, to me it's ridiculous. Ridiculous tamamen saçma, gülünç anlamına geliyor. Bu da yine olumsuz bir ifade. Sandra'nın cümlesi, to me it's too loud. Bence çok yüksek sesli, çok gürültülü diyor. Müziği çok yüksek, gürültülü bulmuş. Dolayısıyla I can't stand it. Buna tahammül edemem, dayanamam diyor. Yine olumsuz bir görüş aldık. Mary'nin cümlesi ise I really liked it. Gerçekten çok beğendim. It's exciting. Heyecan verici diyor. O zaman notlarıma baktığımda Jimmy'nin ve Mary'nin bu şarkıyı beğendiğini görüyorum. Evet, doğru şıkkımız dolayısıyla Mary and Jimmy olan D şıkkında yer alıyor.
Evet, gelelim diğer soruya. Evet, yedinci sorumuzda farklı bir soru tipi görüyoruz. Küçük metne bakalım öncelikle. Martin is an 8th grade student. Martin bir 8. sınıf öğrencisi. His teacher gave him an assignment. Assignment ödev demekti. Öğretmeni ona bir ödev verdi. It's about preparing a delicious dish. Ne ile alakalıymış ödevimiz? Lezzetli bir yemek hazırlamayla ilgili. He wants to get high grade from his homework. Ödevinden yüksek not almak istiyormuş. Which of the following website should he click? Hangisini tıklamalı? Burada A'yı tıklayacak. Neden arkadaşlar? Çünkü recipe kelimesi 3. ünitemizde geçen bir kelime. Tarif demekti. Best recipes, en iyi tarifler. Arkadaşımız da bir tarif, yani iyi yemek yapmayı istediği için onun için en uygun internet adresi aşkında yer alıyor. Gelelim diğer soruya. Evet, 8. sorumuz. 8. sorumuzda hemen üstteki bilgiyi okuyarak başlayalım. Terry has $500. Terry'nin 500 doları var. He wants to have a holiday. Tatil yapmak istiyor. He enjoys extreme sports, but he doesn't want to pay any money for these activities. Ne yapmak istiyormuş? Ekstrem sporlar yapmak istiyor. Biliyorsunuz ekstrem sporlar tehlikeli, maceralı, adrenalin içeren sporlardı. Onları yapmak istiyormuş ama he doesn't want to pay any money for these activities. Bu aktiviteleri yaparken para ödememek istiyor. He also has to work until 10th July. Bir de Temmuz'un 10'una kadar çalışmak zorundaymış. Bu şartlara göre hangi tatil tipi acaba ona uyuyor bakalım. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following should he choose? Hangisini seçmeli? Ay inceleyelim. $500 fiyatı. Tamam, fiyat olarak uygun. Moon Hotel. Ama tarihi gördüğünüz gibi Temmuz 1 ile 5 arası uygunmuş bu otel. Fakat onuna kadar çalışması gerekiyordu Terry'nin. Dolayısıyla bunu eledim. B şıkkına bakıyorum. $450 bu tatilin fiyatı. Fiyat olarak uygun. Zamanı inceleyeyim. July 11:15. Onuna kadar çalışacaktı. Demek ki onundan sonra müsait. Evet, tarih olarak da uyuyor. Hang gliding and skydiving are included. Included ise dahil demek. Hang gliding ve skydiving de dahilmiş bu aktiviteler. Gökyüzü dalışıyla yamaç paraşütü. O zaman benim istediklerimi karşılıyor. Doğru şıkkım B'de. Peki C ile D neden olmuyor? Bir de ona göz atalım. C'de gördüğünüz gibi tarih olarak uygun fakat fiyat olarak uygun değil. Terry'nin $500 vardı. Bu ise $600'lık bir tatil. Diğerinde ise tarihten yine uygunluk taşımıyor. 3 ve 7 arası Temmuz'un, fakat Terry'nin Temmuz'un 10'a kadar çalışması gerekiyordu. Dolayısıyla doğru şıkkım burada B'de. B şıkkında. Geldik 9. sorumuza. Evet, burada Adrenaline Seekers Camp adlı bir broşür görüyorum. Broşür bilgilerini şöyle bir inceleyeyim. If you love taking risks, don't miss this opportunity diye güzel bir başlık atılmış. Eğer risk almayı seviyorsanız bunu kaçırmayın demiş. Camp Events başlığıyla hangi etkinlikler var kampımızda, bunları görebiliyorum. Tarih bilgisi verilmiş ve bir notum var yine. Don't forget to bring your equipments. Yine bize neyi getirmemeyi unutmamamızı söylüyor. Ekipmanlarımıza gerekli alet, eşya neyse bunları getirmemiz gerektiğini söylüyor. Ek bilgi olarak da people under 18 years old are not allowed to join the camp. Burada önemli bir kelime gördüm. Not allowed to. Allowed to, be allowed to, izinli olmak. Bir şeye yapmaya izni olmak demektir. Not allowed to ise izinli değil. O zaman 18 yaşının altındaki, under demiş, altındaki kişiler kampa katılmaya izni yokmuş arkadaşlar. Daha fazla bilgi içinse send us an email. Bize e-mail atın diyor. Gelelim şimdi bizden ne istiyor? Which one is correct?
doğru olanı istiyor bizden. Cümlelerimiz zaten daha şimdi dikkatli yapabiliriz kolayca. Çünkü açıklamasını yaptık afişimizin. Kafamızda bilgiler var. If you are under 18, eğer 18 yaşın altındaysanız you can join the camp. Tam tersi, 18 yaşın altındakiler kampa katılamıyordu. You can have free food at the camp. Kampta free, yani ücretsiz yiyecek var diyor, alabilirsiniz. Bakıyoruz, öyle bir bilgi yoktu. Bu şekilde bir bilgi verilmemişti. C'de ise to get more information. Bu ne demekti? Daha fazla bilgi edinmek için, daha fazla bilgi almak için you can call the organizers. Organizasyonu yapan kişileri arayabilirsiniz demiş. Bakalım. Send us an email. Arayın demiyor. Send us an email. Bize e-mail gönderin diyor. Bu bilgi de olmadı. You have to bring your equipments with you. Kendinizle birlikte ekipmanlarınıza getirin diyor. Yani PC'deki ilk cümlemi karşılıyor. Don't forget to bring your equipments. Ekipmanlarınızı getirmeyi unutmayın. Dolayısıyla burada da D şıkkım benim, doğru şıkkım oluyor. Ve geldik son sorumuza. Son sorumuz yine 3. ünitemize ait. Lezzetler, damak tatlarıyla alakalı bir soru görüyorum. Samantha şöyle bir görüşte bulunmuş. I taste too much lemon in the soup. Bu çorbada çok fazla limon tadı alıyorum diyor. Hoşnutsuz bir ifade var görselde. Dolayısıyla I hate sour food diyebilir miyim? Evet, çünkü limon ekşidir. I hate sour food. Hangisi kullanılmamış diyor yönergede bu arada. Which one is not used? Kullanılmayı bulmak için tekrar yine yerlerine yerleştirirsek çok kolay bir şekilde cevap kendiliğinden çıkacaktır. I prefer blah blah desserts. Sütlaç is my favorite in Turkish cuisine. Bakalım sütlaçı örnek verdiğine göre nokta nokta tatlıları severim. Ne tür tatlıları seviyormuş? Milky olabilir mi? Evet, sütlaç bir milky, yani sütlü tatlıdır. O zaman buraya da milky yazarsam boşluğa çok güzel tamamlamış olur. Andy'de yine bir kızgın ifade var. Andy'nin görüşü de şu şekilde. Oh, I can't eat Adana kebab on my plate. Tabağımdaki Adana kebabı yiyemem. It's both nokta nokta and salty. Hem nokta nokta hem de tuzlu. Ne olabilir buradaki nokta nokta yerine? Hem tuzlu hem de Adana kebabı düşünürsem herhalde sweet diyemem. Spicy derim ama baharatlı. Bu nedenle buraya da spicy gelir ve benim kullanılmayan, not used olan şıkkım C'de yer alır. Evet, sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Çözümlerimiz sona erdi. Umarım hepiniz çok başarılı olursunuz. Hoşçakalın.